günden bugüne karanlığa karşı mücadele etmeye devam ediyoruz. 12 Eylül karanlığının içinde ötekileştirilen bütün kesimler vardı. Kürtler vardı, Türkler vardı, Ermeniler vardı, Romanlar vardı. Aklımıza gelebilecek bütün etnik kesimlerin, bütün inanç kesimlerinin, bütün siyasi düşünceleri farklı kesimlerin 12 Eylül'ün karanlığıyla teslim alınmaya çalışıldığını hepimiz biliyoruz. İnsan Hakları Derneği kurulduğunda işte bu yüzden herkes farklı, herkes eşit diyerek, insan haklarıyla insandır diyerek bütün ötekileştirilmelere karşı, ayrımcılığa karşı, baskıya karşı bir ses yükseltmiş oldu ve o günden bugüne bu sloganlarla, bu perspektifle mücadelemize devam ediyoruz. İfade özgürlüğümüz, düşünce özgürlüğümüz tehdit altında. Hatırlarsınız, bir şiir okuduğu için gözaltına alınan ve tutuklanan Tayyip Erdoğan için ifade özgürlüğü kampanyası yapan İnsan Hakları Derneğimiz bugün tutuklanan gazeteciler, hak savunucuları için yine ifade özgürlüğü talep etmeye devam ediyor. Ama o gün bu hakkı ihlal edilip mağdur durumda olanlar bugün ifade özgürlüğünü ya da temel hakları ihlal etmekte bir sakınca görmüyorlar. Bildiğiniz üzere İnsan Hakları Derneği insan haklarının korunması için kurulmuş olsa da devam eden süreçte içinde yaşadığımız evrenin canlı cansız bütün varlıklarının hak öznesi olarak kabul edilmesi ve korunması noktasında bir felsefeyi de geliştirip bunun üzerinden de mücadelesine devam etmektedir. Bizler kadın cinayetlerinden söz ederken örneğin kadın cinayetlerinin önlenmesi için en önemli araçlarımızdan biri olan İstanbul Sözleşmesi'nden 2021 yılında keyfen çekilinmesinin ardından artan cinayetlerden, artan çocuk istismarlarından söz ediyoruz. Bir sözleşmeden, yani kadınların canını korumak için, çocukların canını korumak için oluşturulmuş bir sözleşmeden bu şekilde çekilmenin bedelini maalesef kadınlar, çocuklar, mülteciler, LGBT'yi bireyler ödemeye devam ediyorlar. Şimdi bütün bunları İnsan Hakları Derneği'nin kuruluş yıl dönümünde neden söyledim? Hak ihlaline uğrayan mağdurların derneğimize yaptıkları başvurularda hep söyledikleri bir söz var. İyi ki ihade var. İyi ki ihade var, biz hakkımızı arayabiliyoruz. İyi ki ihade var, yalnız değiliz. İyi ki ihade var, susturulmaya çalışanlara ses olan bir yapıyla karşı karşıyayız. İyi ki ihade var, herkes için insan hakları diyor. İyi ki ihade var, özgür, barış içinde, demokratik bir gelecek için mücadele. Bu mücadeleyi sadece biz sürdürmüyoruz. Topluma bu mücadelenin gerekliliğini anlatmak, insan hakları felsefesinin, insan hakları kültürünün bütün toplum tarafından kabul edilmesini ve bu hak mücadelesinin toplumsallaşmasını sağlamak da yine İnsan Hakları Derneği'nin bugüne kadar sürdürdüğü, bugünden sonra da sürdürmeye devam edeceği bir amacı. Evet, son olarak şunu söyleyeyim. İnsan haklarıyla insandır. Bütün itirazlara rağmen herkes farklı, herkes eşittir. Herkes için özgür ve mutlu bir gelecek istiyoruz ve iyi ki ihade var. İnsan Hakları Derneği 1986 yılında askeri darbenin son derece acımasızca hakları ihlal ettiği bir süreçte bir grup cesur insan hakları savuncusu ve aydın tarafından kuruldu. Maalesef ki koşulların değiştiğini çok söylemek mümkün değil. Çünkü o dönem askeri darbe ürünü bir anayasa yapılmıştı. Biz hala o anayasayla yönetiliyoruz. Yani kendilerinin sivil olduğunu söyleyen iktidar sahipleri, askeri vesayetten şikayet edenler o anayasayı değiştiremedikleri gibi daha da militer yaklaşımlarla bugün davranmaya devam ediyorlar. O nedenle insan hakları savunucularının işi gerçekten çok zor.
bugün coğrafyamızda maalesef ki hem bizim coğrafyamızda hem dünya genelinde savaşların devam ettiği bir süreç yaşıyoruz. Maalesef ki silah tekelleri, emperyal ve sömürgeci güçler bu savaşların devam etmesini istiyor. Bu savaşlar nedeniyledir ki insanlar kendi coğrafyalarını terk etmek zorunda kalıyorlar. Ve sığınmacılar üzerinden maalesef ki yeni bir ırkçılık geliştiriliyor. Bu son derece tehlikeli. Coğrafyamızda ırkçılık çok gelişiyor. Rahatça, özgürce cinayetler işleyen bir şebeke her şeye elini koymuş durumda. Yargı bu şebekenin cinayetlerinin üstünü örtmeye çalışıyor. Ve maalesef ki bu cinayetlere karşı çıkanlar kendileri de tehdit ediliyorlar, yargılanıyorlar, cezaevine konuluyorlar. Yani demek istediğim aslında biz askeri darbe sürecinde kuruldu ya İHAde. O sürecin aynısını yaşamaya devam ediyoruz. O nedenle bizim gibi derneklere çok ihtiyaç var. Maalesef ki bir dönem iktidar sahibi olup bugün mağduriyet yaşayan güçler de İHAde'ye başvuruyorlar. Cezaevlerinde yaşadıkları hak ihlalleri için. Bunu hiç kimse unutmasın. Her gün bir, her an bir iktidar sahibi muhalefete düşebilir, yargılanabilir ve o zaman İHAde'ye başvuracak. Bunu hiç kimse unutmasın. O nedenle ben de iyi ki İHAde var diyorum. 38 yaş, 38 yıllık ağır bedeller ödenen bir mücadeleyi ifade etmektedir. 38 yıl boyunca insan hakları savunucuları kurşunlanan evlerden geçti, işkence hanelerden, dar ağaçlarından geçti. Sokaklarda, yerlerde sürüklendi, can verdi, kaçırıldı, öldürüldü, kemikleri tesadüfen bulundu. Ama insan hakları savunucuları insan haklarına dayalı kurucu bir rejimin, demokrasi ve özgürlüğün, insan haklarına dayalı bir geleceğin oluşması için ısrarla mücadele etti. Burada, bu alanda başlayan mücadeleyi sahiplenen bu insanlar, bu ısrarın ve bu dernek, bu ısrarın ve bu kararlılığın bir devamıdır. Bugün aynı koşulları yaşadığımızı söyledi ve çok iyi ifade etti arkadaşlar. Ne yazık ki İnsan Hakları Derneği'ne hala ihtiyaç var. Biz bugün burada bu mücadelede yitirdiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygıyla anarken, mücadele kararlılığımızı tekrarlarken, iyi ki İHAde var diye yeniden cümlelerimizi kurarken, İHAde'ye ihtiyaç duyulmayacak bir dönem için bir kez daha mücadele kararlılığımızı herkesle paylaşıyoruz. Teşekkürler. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık onuru işkenceyi